Merhabalar, bugün Sinop'tayız. Bugün Kübra kardeşimizin şehrin açılışı var. Genç girişimcilik arkadaşımız diyebilirsin olarak Sinop'ta çok vesile açtı. Bizler de yanındayız. Kübra Hanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Onu da geçsek abi. Malumunuz günümüzün aslanı değil mi ki? Diyebilirsiniz bu noktada ön plana çıkıyor. Sizlerin neler söylemek isterdiniz? Mesleğinizi tanıtmak noktasına var. Ben diyetisyen Kübra Hocam ve aynı zamanda ben fonksiyonel erkek biyolojisiyim. Bu da Sinop'ta aslında bir ilk. Hem kronik hastalığı olan insanlar hem otoimmün hastalığı olan insanlar. Beslenme aslında çok büyük bir güç elimizde. Hem obeziteyi tedavi etmek için hem de hastalıkları tedavi etmek için. Bu konuda sağlıklı kilo vermek isteyen, sağlıklı iyileşmek isteyen herkesi ben bekliyorum. Anlıyorum bu arada sürekli sosyal medyada belki kuruluşlarında çaylar tavsiye ediyor. Şu çayı veya bu kuru kullandığınızda zayıflayabilirsiniz diyor. Bunlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Baş başına yeterli bu çaylar veya güzel kürler. Alırım ben bunu bir daha uzatacağım. Aslında belli temelde. Yani bir ayağı var. Beslenme, spor, sadece bir ilacı alarak ya da bir bitki alarak tabii ki bunu yapabiliriz. Zaten mantıklı değil. Yani bu tarz şeyler üzerine bir sürü klinik çalışmalar var ve ne kadar zararlı olduklarını, ne kadar karaciğer harabiyeti yaptıkları ortada. O yüzden düzgün bir şekilde yaşam tarzı değişikliğiyle bunu yapmak daha mantıklı. Birçok insan sağlık beslenmeye çalışıyor. Dikkat ediyor üniversitede. Ama böyle mutlaka profesyonel bir destek alınmalı mı? Uygulamada mı yanlışlık var? Şöyle, sadece kolonik kısıtlara kilo veremeyiz. Demin dediğim gibi egzersiz olması gerekiyor, benim düzenli olması gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki kişi kolonik sıkıntılarına rağmen kilo veremiyorsa o yüzden hepsini değerlendirmek, hepsini bir bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Ve tabii yanımızda Gerzeli iş arkadaşımız. Şahitlin Bey var. Şahitlin Bey bir baba olarak gurur vereceğim bir şey. Bir gün hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Birkaç kelime de sizden almak istesem. Kızımın başarılarını diliyorum. Genel arkadaşlara teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'ın yolunda etsin.